Sorum olacak. Benim sağ göğsümde mikrokistler mevcut. Büyüklüğü fibrokistler. Mikro yazmış hocam ama fibro tamam. olması lazım. Ben tamam. yazanı mikro okuyayım. Mikro büyüklükte fibrokistler var. 15'e 6,5 milim ne yapmam gerekir diyor. Oo, şimdi bak. Bunu söyledik. Yani sözüm ona değil ha. Onu kim yazmış? Bir bayan değil mi? bir erkek yazmış ama yani Murat ismi. Yok, bayanlarda. Yazsın. Bayanlarda olması gerekir. Bayanlar... Belki onu kullanmıştır. Eşin hayır, telefonunu hayır, kullanmıştır. Eşinden. Eşinden tamam. Evet. Eşi içindir. Eşinde, bakın eşi fibrokistler. Içindir. Fibrokistler. Mikro dediği de mikro kalsifikasyondur. Yani orada kalsiyum birikimleri başlıyor. Şimdi mübarek sözüm onlara değil, alınmasınlar. Sağır Sultan duydu diyorum. Ya belki ben bu kürü yüzün üstünde anlatmışımdır. Demek ki denk gelmiyor. Denk gel, evet ya hocam. Milletin işi gücü yok. 81 milyon bizi mi seyredecek? Herkes aynı tabii anda ki şey, değil. Evet. Ha. Dolayısıyla yeni duyuyormuş gibi söyleyeyim. 150-200 gram brokoliyi alacaksınız. Taze brokoli. Küçük küçük doğrayın. 1,5 bardak suyu tencereye dökün. Kaynamaya başlayınca içerisine brokolileri atınız ve 5 dakika kaynatınız. Ondan sonra ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra bunu içiyorsunuz. Sabah akşam içerseniz alüyü ala olur. Bak çok sağlıklı bir kürdür brokoli. Şimdi burada bu fibrokistler yok olur. Kalsifikasyonlar varsa kalsifikasyonlar yok olur. Adet öncesi 5-6 gün önceden bayanlarda memelerde sertlik, hassasiyet ve ağrıya neden olur. İşte bunu yok eder. Hiç mümkün değil. Ha bir yerde etkili değildir. Bu fibrokistler solit kitle diye yazıyorsa raporunda işte orada o solit kitleyi maalesef değil ama bu fibrokistlerin, fibroadenomların %90'ı yaklaşık olarak şeydir, fibrokisttir. Hipoekoik yapılıdır yani. Çok kolayca yok olur. Zaten kürü uygulamaya başladıktan sonra daha ilk reglisi başlamadan ne hassasiyet çekecek, ne ağrı çekecek, ne de sertlik çekecek. Evet. Hocam. Ha, bravo, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi bunun yanında da günde 2 defa testere dişli aslan pençesi. Alkimilla vulgaris bitkisi. Böyle yapraklarının kenarı testere dişlidir. Bravo, bak bunu kim aldıysa helal olsun. Ya bu çok güzel. İşte testere dişli aslan pençesi. Bundan 5-6 gram bir bardak suda ne yapıyorsunuz? Bunu kaynatıyorsunuz. 6, 7 hatta 8 dakikaya kadar çıkabilirsiniz. Bir öğleden evvel, bir öğleden sonra veya akşam çalışıyorsanız bir sabah gitmeden içersiniz. Bir de akşam işten geldiğinizde içersiniz. Bu alüyü ala olur. En hızlı bir şekilde fibrokistlerin yok olmasında fonksiyoneldir.